Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını bitirmiştik, testlere geçmiştik. Şimdi de bu video ile birlikte testlerin de çözümünü bitireceğiz. Yani çember ve dairenin 21. dersindeyiz ve test 8'in çözümünü yapacağız bu dersimizde. Evet, kitabımızda sayfa numarası 207 ve 208'i çözeceğiz. Ve böylelikle çember daire konusu bitiyor. Sonrasında ne var? Prizmalar, silindir, koniküre, onları anlatacağız size. Kitap olanlar, kitaptan çözeceksiniz. Çözemediğiniz sorulara bakacaksınız. Olmayanlar PDF'de, PDF var videonun açıklama kısmında, oradan indirebilirsin. Çember daire testler diye geçiyor. Hadi bakalım, çok konuşmayalım, son derse, son testin çözümüne başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Birinci soruda bir katlama verilmiş. Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan daire biçimindeki karton verilmiştir. Bu kartonu şöyle katlamışız, sonra da delikler delmişiz. Ben bunu böyle katladığım zaman burada iki kat var. Bu deliği deldiğim zaman iki tane delik mi oluyor? Evet, burada iki delik. Burada iki delik, burada iki delik. Bu katlanmayan yer, burada da bir delik. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane delik olacak. İnşallah onu soruyordur. Evet, onu soruyor. Cevap böylelikle Denizli çıktı. İkinci sorudayız pardon. A noktası bulunan Ahmet topa vurduğunda top O merkezli bir çember yay içleri kapatmanın T noktasına geliyor. O merkez burada. En etkili silahımız yarıçap. Bak yarıçap. Şurası yarıçap. Aynı zamanda en etkili silahımız yarıçap. Bu da yarıçap değil mi? Evet. Yani ben buraya R dersem buraya ne geldi? 18-R geldi. Yere dik olan ağacın boyu, ağaç da böyle bu şekilde yarıçap değil mi? Yarıçap. Ağacın da boyu 13 verilmiş. Yarıçap 13 verilmiş. Yaz buraya 13. O zaman buraya ne kaldı? 5. Bu da yarıçap 13. 5 12 13 üçgeninden şuradaki uzunluk ne geldi? 12 geldi. Apartmanın katları arasındaki mesafeler eşit olduğuna göre apartmanın boyu nedir diye soruluyor. Bak her bir kat arasındaki mesafeye bak. Burası 2, 3, 4, 5. Arkadaş burayı bulduk. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç balkon? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5'te 12 mi bulduk? 5'te 12. Yani 5x eşittir 12 diye bulduk. Bizden ne isteniyor? Apartmanın boyu. O zaman 6, 7, 8, 9... bir de burada bunun da üstünde düşünecek olursak bu şekilde bak. Şuraya alttan bak. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bak. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası da her 5 çizgi arası 12 ise burası da 12'dir. Toplamda da kaç yaptı o zaman? 24 yaptı. 5x 12 ise 10x soruluyor bize. X'i de bulmaya gerek yok. Neyse, cevap 24 yaptı. İkinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Aşağıda yarım daire biçimindeki bir karton parçası verilmişti. Karton OC boyunca özdeş iki parçaya ayrılmış. Yani 90-90 çeyrek daire şeklinde ayrılmış. Bizden x açısı isteniliyor mu? İsteniliyor. Ne yapacağız? Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Hocam bu yarıçap. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Ana, dik üçgen çıktı burada. Burası 2R değil mi? 2R. Hocam 2R ya. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. Burası 30. Bak burası da R. Şurada da bir ikizkenar dik üçgen çıktı. R, R. İkizkenar dik üçgen. Açılarımız 45-45 olacak. Yani şu açı 45 derece olacak. X artı 30 eşittir 45 ise x'i de böylelikle 15 buluruz. Evet, 3. soru 15, yani Denizli çıkar. Geldik 4. soruya. Zemine dik olan iki demir çubuk arasına yerleştirilmiş basketbol topları. Karşıdan görünümü bu şekilde verilmiş. BCE teğetmiş. B teğet, E teğet, C de teğet noktasıymış. COE 120 derece. Arkadaş iki çember birbirine teğet olduğu zaman çemberde açı sorulunda ortak teğet çiziyorduk. 120 ise hocam burası da 120. BAC açısı isteniyor bizden. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Teğet. Tam teğet noktası burası. Burası 90 derece değil mi? Evet. Ne yapmam lazım? Başka ne yapmam lazım burada? Şurası da 90 derece. Hocam buradan güzel bir şey geliyor. Bak şunu şöyle uzatırsam. Şimdi bu teğet. Bu yayla buradaki açının toplamı 180'de 60 olur burası. Ben neyi bulmam lazım? Şu yayı bulmam lazım. Buradaki açıyı bulmam için. Sonra ne yapacağız burada hocam? O zaman buna ait. Bak teğet var, teğet var. O zaman ben bu teğetleri uzatayım. Teğetler arasındaki açıyı bulayım. 60 ise ters açıdan 60. Burası 90 ya. Burası da 90. Burası 30 oldu. 30 ise şurası 150 mi oldu? Toplamları 180 olacağından. Evet. 150 ise buradaki açıda kaç derece olur? 75 olur. Toplamları 180 değil. Çevre açı bu çünkü. 150 ise burası 75 derece olur. Cevap Balıkesir oldu. 4. soruda güzel bir soruydu. 4 Balıkesir. Geldik 5'e. O1 ve O2 merkezli dişli çarklar ev noktasında teğettir. Tamam. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Şöyle. Merkez teğet çektik. Burada da yapalım şöyle. Hop şöyle. Merkez T'ye çekti ki burada da yapalım mı? Dayanamam, bunu yaparız. Çarkın etrafına sarılan gergin kayış A ve B noktalarına teğettir. AD'yi 5 vermiş. AD'ye neredesin? Şurası 5 verilmiş. Ben buradaki 5'i de kullanmak zorundayım. Baksana. Sonra BC'yi de 6 vermiş. Burası da 6. Bunlar 5'e 6. Ne işime yarayacak? Buraya 5'e 6. AB kaç birimdir diye soruluyor bize. AB şurası. Şimdi burada arkadaşım şu merkez T'ye çektikler işimize yaramayacak galiba, değil mi? İlk defa yaramadı. Vallahi yaramadı. Ne yapacağız burada? O zaman şunu yapalım. İki çember birbirine teğet olduğu zaman ortak teğet çizmiyor muyduk? Çiziyorduk. Ortak teğet çizince şöyle, ortak teğet çizince şöyle çizeyim. Çizince teğet teğet. Bak şöyle bir şey. Teğet teğet birbirine eşit. Şu teğet bu teğet birbirine eşit. Ne güzel. Burası teğet noktası olduğu için burası da 90 derece oldu mu oldu? Aa çıktı. Bak 90 90 90. Bunlar ne oldu arkadaşım? Bunlar birbirine paralel oldu. Yamuk mu çıktı burada? Evet, dikkat et, şurada bir yamuk çıktı. Yamukta da şu bizim orta taban değil mi? Paralel 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 eşit paralel aynı zamanda. 6 5 daha 11. O zaman burası 11 bölü 2 mi olacak? Toplamlarının yarısı. O zaman burası da 11 bölü 2. Burası da 11 bölü 2. İnşallah AB'ye soruluyordur bize. Topladığımız anda 11 çıktı. Yani cevap Denizli oldu 5. soruda. Bak anahtar kelimeler işime yaramadı. Hemen sildim. Çünkü buradaki dikmeler değişikti. O yüzden çemberler birbirine teğet olacak. Ortak teğet çizdiğimizi söylemiştik. Evet 5. soru Denizli, geldik 6'ya. Aşağıda çemberler, aşağıdaki çemberler şekildeki birbirine teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. ABC teğet noktaları BC'yi vermiş bize 4 kök 2. O1 merkezi çemberin yarıçapı 2. O2 merkezi çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Merkez teğet çektik, burası 2. Merkez teğet çektik, bunu bilmiyorum. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Amacım dik üçgen, dikdörtgen oluşturmak. Burası 2, burası R'yken burası da R değil mi? Evet. Hadi hocam dik üçgen oluşturalım. Şöyle bir dikdörtgen çizince 4 kök 2 ise 4 kök 2. 2 ise 2. Buraya da R eksi 2 kaldı. Pisagor. R artı 2'nin karesi eşittir. R eksi 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi olacaktı. Bu aç R kare artı 4R artı 4. Eşittir. R kare eksi 4R artı 4 artı 32 yaptı burası. R kareler gitti mi gitti. 4R'yi attık öbür tarafa, 8R yaptı. 4'ler de birbirini götürdü. 8R 32 ise R'yi de buradan 4 bulduk. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Cevap 4 çıkar. 6. soru Balıkesir oldu. Bunun benzeri bir soru lisedeyken sınavda çıkmıştı. Ben de yapamamıştım böyle. Hatta yarıçapları hiç vermemişti. R1 çarpı R2 istemişti. Ben formül aramıştım ama formülle olmuyor. Ne yapacaksın? Anahtar kelimeler. Dik üçgen yardımıyla. Dik üçgen çok işimize yarıyor. Bunu mutlaka oluştur, tamam. Benzerini mesela ben böyle bir soruyu, bende bir hatıra kaldığı için büyük ihtimalle sorarım. Tamam. Böyle çarpımların da sorulabilir. Zaten şu tekniği anladıysan bu tür her soruyu yaparsın, zaten sıkıntı yaşamazsın. Evet 6'yı yaptık, geldik 7'ye. Rüzgar ve Güney 3 özdeş madeni parayı düz bir zemine aşağıdaki gibi yerleştirip etrafına gergin bir ip sarıyor. Evet çemberler birbirine diyor, hemen ne yapıyoruz? Anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektikleri hemen uygulayalım. Şurada da merkez T'ye çektikleri de yapalım da ayıp olmasın. O zaman burası R, 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 R. Burası da R, burası da R. 90, 90. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Bunlar birbirine eşit ve paralel olduğu için paralel kenar, hatta dikdörtgen. Bu 2R ise 2R. Burası da 2R. Toplam 4R. AC uzunluğunda 6 kök 3 vermiş. 4R eşittir 6 kök 3 ise R buradan 6 kök 3 bölü 4 yapar. 3 kök 3 bölü 2 yapar yani. Şimdi burada da çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştirelim. Merkezleri birleştirdiğimiz zaman da burada ne oluyor? Şöyle, şöyle ve şöyle oluyor. Merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektikleri yapalım. Hocam çok ek çizim yapıyoruz. Hayır. Bunlar anahtar kelime. Burası da R, 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 burası da R. Eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Yarıçapta zaten belli. Hocam burası 2R, burası da 2R, burası da 2R oldu. O zaman buradan ne geliyor? Şimdi dikkat et. Bu ipin uzunluğunu ben bulabilirim. Hocam 2, 4, 6R. Şurası 6R artı. Bu yayların uzunluğu. Hocam şunlar hep dikdörtgen oldu ya. 90, 90 olduğu için. Dikdörtgen olduğu için bu açı 120 derece. Yani 90, 90. 60 buradaysa 120 kaldı. Aynı şekilde buraya da 120. Aynı şekilde buraya da 120. Bak 120'lik yay uzunluğu artı yay uzunluğu artı yay uzunluğu. Ama 120'lik, 120'lik ve 120'lik ve yarıçapları da aynı olduğundan 120'nin 3 tane var. Yani 3 tane 120, 360'lık yapıyor. 360'lık tam bir daire yapmıyor mu? Bunların toplamı tam bir daire yapıyor. O zaman buraya tam daire yazalım. 6R artı tam daire. Peki bu ipin uzunluğu nedir? Hocam burada da 2, 4. 2, 4. Burada da 4R var. Toplamda 8R artı bu da yarım daire. Bu da yarım daire. 90, 90 olduğu için buraları şöyle yarım daire yaptı. Bu da tam daire yapmadı mı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Rüzgarın kullandığı ipin uzunluğu, güneyin kullandığı ipin uzunluğundan ne kadar fazladır diye soruluyor. O zaman tam dairelerin çevresinde bulmamıza gerek yok. Bu bundan ne kadar fazla? Bundan bunu çıkart. 8R artı tam daireden 6R artı tam daireyi çıkart. 2R'ye geliyor. Hocam R'yi de zaten 3 kök 3 bölü 2 bulmuştuk. 3 kök 3 bölü 2'den sadeleştirdik. 3 kök 3 çıktı mı cevap? Çıktı. Şöyle görünmüyor ama şöyle şuraya yazayım. Bu da 3 kök 3 çıktı. Cevap Akçay oldu 7. soruda. Güzel bir soru. Geldik 8'e. Camcı Kemal Usta. Kemal derken aklıma şey geldi. VIP fizik geldi. Kemal Usta. Usta ne haber? Daire şeklindeki camları kesmek için 12 cm uzunluğunda bir çubuğun B ve C noktalarını aşağıdaki gibi iki elmas sabitliyor. Şu. Sonra 4 ve 8'miş burası da. Sonra Kemal Usta yarıçapı 18 olan daire şeklindeki bir camı kesmek için 8, 4 daha 12. Bunun toplamı zaten 12. 60 dereceden ölecek bir cam parçası kesiyor. Camı kesen yer neresi arkadaş? Şuradaki kısmı değil mi? Hem buradan kesiyor hem buradan kesiyor böyle. Şöyle kesti. Ben buranın 4 santim buranın da 8 santim olduğunu biliyorum. Kalan cam parçasının alanı kaç santimetredir diye soruluyor. Yarım daireden bunu çıkartacağım. O zaman şuradaki alana A alanı diyeyim. A alanı nedir? Hocam 60'lık ama yarıçapı 12 değil mi? Yarıçapı 12'den 60'lık yarıçapı 4'ü çıkartacağım. Pi 12'nin karesi. Pi 12'nin karesi. 60 bölü 360'dan bak şuradaki 60'lık dilimden şu 60'lık dilimi çıkartıyorum. Pi 4'ün karesi 60 bölü 360'ı çıkartıyorum. Çıkacak o zaman buradan bir şeyler. Şunlar 6 yaptı. Şunlar da 6 yaptı. Sadeleştirme yapmayayım. 144 bölü 6. Bak 144 bölü 6. 144 pi bölü 6. Eksi 16 pi bölü 6 yaptı burası. Bu çıkarttığımız zaman da kaç yapıyor bundan? 128 yapıyor. 128 pi bölü 6 yapıyor. 2'ye böl 64 pi bölü değil mi? 2'ye böldüğümüz zaman 64 pi bölü 3 yaptı. Evet. Burası 64 pi bölü 3 yaptı. Şimdi kalan cam parçasının alanı isteniyor. Tüm alandan. Tüm alan ne? Yarıçapı kaçtı bunun? 18'di. Tüm yarım alandan pi 18'in karesi bölü 2'den neyi çıkartacağım? 64 pi bölü 3'ü çıkartacağım. Hadi bakalım çıkartalım. 18'in karesi. Yani bu 18 dediğimiz aslında 18'in karesi dediğimiz aslında 18 çarpı 18'dir. Şu ikisi sadeleşti. 9 yaptı. 9 ile de 18'in çarpımı kaç yapıyor? 9 kere 8 72. 162 pi yapıyor değil mi? 72 evet. 162 pi eksi 64 pi bölü 3 yaptı. Bununla 3 ile çarpacağım. Bir de 64 çıkartacağım. Hadi bakalım işlem. Hiç sevmediğim şey. 3 kere 2 6 18 486 pi eksi 64 pi bölü 3 yapar. O zaman bundan bunu çıkartırsam ne kalıyor? 422 mi kalıyor? Evet 422 pi bölü 3 kaldı. Cevap böylelikle Akçay yaptı. 8. soru da. Evet inşallah işlem hatası yapmamışızdır. Evet yapmamışız. Böylelikle bu testi de bitirdik. Çember ve daire knockout. Bitti. Çok zevkli bir konu değil mi? Dur kendimi şöyle bir büyüteyim. Çok zevkli bir konu değil mi gençler? Ben aşırı zevk alıyorum ya çemberde. Çemberde özellikle çember konusunda anlatırken, sorularını çözerken aşırı zevk alıyorum. Çünkü genelde anahtar kelimelerle çıkıyor. Genelde dik üçgenle çıkıyor. Sadece çemberde açıda bazı kuralları, tanımları bilmemiz gerekiyor. Diğerlerinde hem uzunlukta hem uzunluk bulurken hem de dairede alanda genelde dik üçgenvari işlemler yapıyoruz. Alanda da bütünden parça çıkartma işlemi yapıyoruz. Ya tek yaptığımız şey bu. Bulmaca çözmek gibi bir şey. Bir de hep cevaplar da kısa çıkıyor ya böyle. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Neyse çember ve daire bitirdik. Bundan sonrasında ne var? Bundan sonrasında da ne olduğunu biliyorsun. Ne? Prizma, işte koni, pardon silindir, koni, küre var. O zaman onların konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.